Özel grubumla paylaşmış olduğum forex işlemleri şu anda 34 bin dolar kârda arkadaşlar. Bugün sizlere forex nasıl yapılır, ben hangi aracı kurumu kullanıyorum, işlemlerimi açarken nasıl bir taktik izliyorum, hepsini ücretsiz bir şekilde bu videoda sizlere öğreteceğim arkadaşlar. Herkese merhaba, ben Lord Crypto. Bugün şeytanın bacağını kırıyoruz. Benden çok istemiş olduğunuz forex eğitim videosunu bugün sizler için çekiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki İstanbul'da bir seminer vermiştik ve bu seminerde ben yatırım hayatıma forex'te başladığımı sizlere söylemiştim ve benden çokça şunları istediniz: hocam aracı kurum var mı? Hocam nasıl işlem gireceğiz? Hocam taktiklerini bizle paylaşır mısın? Hocam işlem verdiğiniz bir grup var mı? Ücretli veya ücretsiz. Arkadaşlar bugün sizlere aracı kurumumu söyleyeceğim. Bugün sizlere taktiğimi anlatacağım. Ve sizler için işlem paylaşmış olduğum ücretsiz bir grubumu da paylaşacağım sizlerle birlikte. Ve kafanızdaki bütün soru işaretlerini bugün alacağız. Başından sonuna kadar bu videoyu izlemenizi istiyorum. Biliyorsunuz ki ben genelde yurt dışı aracı kurumlarla çalışıyordum. Çünkü orada 1'e 200, 1'e 400 bulabiliyordum. Biraz benim forex'im son zamanlarda kumar gibi oldu. Ama yavaş yavaş teknik olarak düzeltmeye başladım. Çünkü gerçekten de son 1 yıldır paritelerle kumar gibi oynuyorum. Ama düzelttim. Şu an gayet iyi gidiyor. Biliyorsunuz ki ücretli bir grubum var ve bu grupta sürekli forex paylaşmaktayım. Ama şimdi artık dedim ki neden ücretli olsun, değiştirelim biz bunu. Hani normal bir şekilde herkesle paylaşayım, herkesle bundan nasiplensin diye düşünmekteydim. Ve böyle bir grup açtım ve şu an grubumda yaklaşık 600 kişi var ve bu 600 kişiyle ücretsiz bir şekilde sinyallerimi paylaşmaktayım. İşlemlerimizi girmekteyiz arkadaşlar. Merak etmeyin, ileri saatlerde sizlere bu grubu da paylaşacağım dostlarım. Şimdi isterseniz ilk başta aracı kurumdan başlayalım. Sonra aracı kurumdan sonra bu aracı kurumda nasıl işlem açtım sizlere anlatayım. Arkasından işlemlerimi hangi taktiğe göre açtığımı anlatayım. Sonra da genelde hangi işlem çiplerinde pozisyon kullandığımızları göstereyim. Ve sonra videoyu bitirelim. Eğer videoya 1000 beğeni gelirse yeni bir forex eğitim videosu yayında olur. Yani ikinci videonun gelmesi sizlerin parmakların arasında. Videoyu beğenerek, yorum yaparak ve kanala abone olarak bana daha yakın olabilirsiniz ve destek olabilirsiniz. Hadi başlayalım. Tabii ki de benim aracı kurumum MetaTrader 5'i kullanıyorum ama onun dışında borsa olarak da BingEx'i kullanmaktayım arkadaşlar. Birkaç tane daha aracı kurum var. Bunları sizlere birazdan göstereceğim zaten. Şimdi sizleri aracı kurumuma kayıt ettireceğim arkadaşlar. Başından sonuna kadar izleyin. Benim kendi şahsi görüşümü paylaşmaktayım. Bence borsa anlamında şu anda en güvenilir aracı kurum BingEx arkadaşlar. Şu anda izlemiş olduğunuz videonun hemen altında sabitlenmiş yorumda BingEx kayıt linkim bulunmakta arkadaşlar. Buradaki linke tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra burada mail veya telefonla kaydınızı oluşturuyorsunuz. Kayıt olduktan sonra ve 1000 dolar üzeri para yatırdıktan sonra sizlere 100 dolar bir trade bonusu veriyor. Tabii bu bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan güvenilir, her türlü paritede, her türlü forex'te işlem açabileceğim bir borsa. Ben de en az fee verdiğim ve Meta 5'te kullanmış olduğum tek borsa olarak BingEx'te işlem açmaktayım arkadaşlar. Bu yüzden size de BingEx öneriyorum. Şimdi burada kayıt oldunuz, paranızı yatırdınız işte. Trade bonusunuzu aldınız, cebinize koydunuz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İlk başta bilgisayardan göstereceğim, sonra telefondan göstereceğim. En sonunda da Meta 5'ten göstereceğim ve sonra taktiğimi anlatacağım. İşlem gireceğiz sizlerle. Hani nasıl oluyor, nasıl bitiyor hepsini öğrenmiş olacaksınız. Birazcık uzun video olacak ama kafanızda herhangi bir soru işareti kalmayacak. Burada vadeli işlemler yazıyor. Burada sürekli vadeli, standart vadeli yazıyor. Burada uzmanlar için falan filan yazıyor. Bu önemli değil. Bizim için önemli olan standart vadeli arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra bakın burada ne var abi? Burada hisse senetleri, forex, endeksler, emtia, yani aklının alabileceği her türlü pariteye, her türlü hisse senedine, her türlü borsada long veya short yönlü işlemler açabilirsin, bilgin olsun. Yani bu borsada her şey var ve bana kalırsa çokluk anlamında, açıklık anlamında her şeyin bulunmuş olduğu bir borsa arkadaşlar. Hem kripto para var, hem hisse senetleri var, hem Borsa İstanbul var. Ya düşünsene, Borsa İstanbul'daki hisselere bile sen burada long ve short girebiliyorsun. Yani
baya baya her şey bulunmakta, bilgin olsun. Ben şimdi sana burada hemen gösteriyorum. Arkadaşlar paranı yatırdın, işte dolara çevirdin. Biz mesela en son hangi işlemi girip kar almışız? Ben en son USDJP'den 22 bin dolar kar elde etmişim. Gelin o işleme bakalım, bakalım nasıl açmışım arkadaşlar. Buraya geliyorsun, USDJPY yazıyorsun abi. Bak gördün mü? Hemen buradan çıktı. Tabii ben şu anda işleme giriş yapmadığım için benim yapmış olduğum taktikler gözükmüyor. Haberiniz olsun. Ve bu borsanın yapmış olduğu güzel bir olay var arkadaşlar. Olayı da hemen anlatıyorum sizlere. Arkadaşlar borsada bütün TradingView ve bütün chart içinde bulunan indikatörleri kullanmana izin veriyor. Yani istersen burada 1000 tane bile indikatör açabilirsin. Tek kuruş para vermiyorsun, bilgin olsun. Ben genelde açıkçası şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Paritelerde şunu kullanıyorum. Talep bölgesinden alım yapıyorum ve long giriyorum. Genelde short girmemeye çalışırım. Genelde paritelere long girmeye çalışırım. Elinden geldiğince üst yapmaya çalışırım. Almaya çalışırım, bilginiz olsun. Yani bence bana kalırsa paritelerde short işlemler, sat işlemler bana kalırsa birazcık riskli. Bu yüzden ben elimden geldiğince talep bölgesinden alım yapıyorum, longlarımı giriyorum. Ben bu işleme nereden girmiştim arkadaşlar? Hemen şuradan günlük paritemizi açıyoruz. Ben bu işleme 143.15'ten girmişim. Hemen bakıyorum neresi burası. Hemen açıyoruz abi, 143.5. Bakın ben bu işleme tam da bu bölgeden girmişim arkadaşlar. Neden bu bölgeden girmişim? Ben bunu söylüyorum ben size arkadaşlar. Bakın biliyorsunuz ki ben formasyon yapmayı sevmedim. Ben bütün formasyonlara ilgili bir adamım ben. Bu yüzden Discord grubunda olsun vesaire her yerde formasyonlarımı kullanmaktayım. Bu yüzden ben de bu işleme talep bölgesi olan bu bölgede giriş yaptım arkadaşlar. Ben bu tabii bir parite daha önce de giriş yapmıştım. Daha önceden de ben bu bölgelerden girmiştim. Hep long pozisyon açtım. Hiçbir zaman sat pozisyonuna girmedim. Hep al pozisyonuna girdim elinden geldiğince. Ne yapmışım? Bakın burada bir talep bölgesi var. Burada bir talep bölgesi var. Burada bir talep bölgesi. Yani klasik price action hareket işlem. Ondan bahsediyorum arkadaşlar. Buradan alımımı yapmışım. Ve ne yapmışım? Sonra da buradan bu pozisyonumu satmışım arkadaşlar. Ve mükemmel bir kar elde etmişim. Tabii ben size çat diye buradan alıp işlem açın demeyeceğim. Hemen o grubumu da sizlerle paylaşacağım şimdi arkadaşlar. Sıkıntı yok. Haberiniz olsun. Yani işlemlerimi bu yönde açtım. Ne oldu? Sonra dedim ki ben bu işlem yükselecek. Ben bu işleme long girmedim. Geldim buraya. Marjinimi girdim. Longumu girdim. Sonra paramı yatırdım. Ve buradan da longdan karımı aldım. Çok basit, çok kolay bir şekilde arayüzü bulunmakta. Yani herkes burada rahatlıkla işlem yapabilir. Şimdi telefondan göstereceğim. Kafanızda bir soru işareti kalmayacak. Sonra grubumu göstereceğim. Metabeş'i göstereceğim. Ve videoyu sonlandıracağız arkadaşlar. Hadi şimdi telefondan göstereyim. Her gün Discord grubumuzda yayın açıyoruz. Her gün burada işlemler paylaşıyoruz. Ve her günde çok güzel karlar elde ediyoruz. Ve burada herkes kendi kendine işlem açıyor. Ve bir başkalarına bu işlemi göstererek onların da işlemden kar almasını sağlıyor. Sizler de bu gruba gelebilirsiniz, Discord grubuna. Sizler de bize katılabilirsiniz. Bu grup ücretli ama öyle ücreti çok yüksek bir şey değil arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Burada videomda yani kanalımda katıl özelliği var. Buradaki katıldan 1000 TL kaldıraçlı işlem bir grup üyeliğini alıyorsun. Katıldan bak buradan alıyorsun. Aldıktan sonra burada videomun altında sabitlenmiş yorumda Bingex kayıt linkim, Bitget kayıt linkim bulunmakta. Kayıt olmak, KYC onaylamak zorunlu. Olduktan sonra burada Telegram var. Linke tıkla, Telegram'a gel. Telegram kanalımızda şöyle bir sabitlenmiş yorum bulacak. Burada Lord Trade topluluğu Discord grubu için Lord Batıkan'a yaz diyor. Lord Batıkan'a yaz. O da seni gruba alsın. 2 dakikalık iş arkadaşlar. Ama grupta gerçekten mükemmel insanlar var. Çok tatlı üyeler bulunmakta. Ve bu üyeler sürekli işlem paylaşıyor. İşlem açıyor. Yani burada herkes kendi kendine işlem açıyor. Kendi kendine kazanıyor. Ve herkes kazanıyor. Ben de yayın açıyorum. İşlem veriyorum. Eğitim öğretiyorum. Vesaire vesaire. Yani çok güzel bir trade topluluğu. Gelin buyurun hepinizi bekliyorum. Açıkçası Meta 5 bu kadar gerekli mi bilmiyorum ama ben Bingex'te işlem açtığım günden beridir Meta 5'i pek kullanmıyorum, bilginiz olsun. Bu yüzden borsanın içerisinden sizlere göstereceğim. Çünkü iki tane iş yapmanıza gerek yok. Bingex'i indir, Meta 5 indir. Bingex'i Meta 5'e bağla. Ya çok iş arkadaşlar.
Bu yüzden sizlere direkt olarak borsanın içerisinden göstereceğim ben. Buradan hemen Bingex'imizi açıyoruz arkadaşlar. Açtıktan sonra paramızı yatırdık, kaydımız olduk, her şeyimiz hazır, her şeyimiz vadeli de. Ne yapıyoruz? Bakın burada işlemlere başla kısmı var. Buraya basıyoruz. Bastıktan sonra burada sürekli vadeli kısmı var. Burada bütün altcoin'ler, bütün layer'lar, bütün kripto fonları bulunmakta arkadaşlar. Ama bize önemli olan şey standart vadeli. Neden standart vadeli? Çünkü standart vadelinin içerisinde tabii ki de bizim istediğimiz hisse senetleri, forex, endeksler, MTA gibi birçok fon bulunmakta, birçok hisse bulunmakta. Biz tabii burada en çok forex'i kullanacağız. Ben elimden geldiğince sizlere Telegram'da ücretsiz olarak forex işlemleri ve MTA'dan altın, benzin, işte gümüş işlemlerini paylaşmaya çalışacağım. Bu yüzden açıklama kısmında bulunan Telegram linkimden Telegram'a kesinlikle gelip katılın. Çünkü orada bedava işlemler paylaşacağım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi burada her şey bulunmakta. Hisse senetleri, forex, endeksler, MTA. Ben genelde yaptığımı söylüyorum. Zaten az önce gördüğünüz videonun başında. Genelde altın işlemleri açarım. Onun dışında petrol işlemleri açarım. Onun dışında kurşunsuz benzin işlemleri açarım. Çünkü gerçekten bunlar birazcık tahmin konusunda basit şeyler arkadaşlar. Onun dışında endekslerden, S&P'den işlem açarım. Bildiklerimi açarım arkadaşlar. S&P 500 endeksinden işlem açarım. Onun dışında Hong Kong TH'den işlem açarım arkadaşlar. Forex'de genelde Japon yeni olan paritelerde işlem açmaktayım. Mesela son girdiğim işlem bir USD JPY'ydi arkadaşlar, biliyorsunuz ki. Peki ben nasıl bir taktik izliyorum? Aslında bu videoyu, bu taktik olayını bir sonraki videoda sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatmak istiyorum. Bu yüzden kesinlikle bu videoya en az 1000 beğeni, yorum ve abonelik bekliyorum arkadaşlar. Abone olun ki ben de Forex'in sürekli devamını çekeyim. Yani hem de sizler de burada ücretsiz bir şekilde bunlara faydalanın. Bugün elimden geldiğince basit kuralları sizlere göstereceğim. Öğretmeye çalışacağım ama bundan sonraki videoda sizlere bayağı derinlemesine bir eğitim vermeyi düşünüyorum. Bilginiz olsun. Hemen burada olanları göstereyim. Mesela ben genelde dediğim gibi işlemlere long girmeye çalışırım. Genelde al poz yapmaya çalışırım arkadaşlar. Bu yüzden elimden geldiğince çok yükselen paritelerden uzak durmaya çalışırım. Trendleri takip ederim. Alım bölgelerini takip ederim. Mesela ne yapıyorum? Gelin buradan bir tane işlem açalım. Ben Forex'e buradan girdim. İşte genelde bilmiş olduğum paritelerden işlem açıyorum. Sizler de buradan mesela atıyorum, sen kendin gelirsin buradan. Mesela atıyorum sana USD 8'i kendine işte bir parite olarak ilan edersin ve onun girdisini, çıktısını, her şeyine sonuna kadar bakarsın, tahminini ona göre yaparsın. O senin ana paritene olur. Oradan sürekli işlem açarsın. Mesela benim ana paritem JPY ile ilgili olan pariteler arkadaşlar. Mesela ben USD JPY'ye sürekli işlem girmekteyim. Gelin şimdi size bunu öğreteyim arkadaşlar. Mesela bizim az önce buradan bir longumuz bulunmaktaydı. 30 dakikalıkta buradan 149'dan bir longumuz, al pozisyonumuz bulunmaktaydı. Peki ben neden 149'dan bir long pozisyon, yani al pozisyonumu açtım? Ve neden, hangi marj, neden bu izole marjda bu pozisyona girdim? Hemen sana bunu göstereyim. Klasik price action, klasik destek direnç hareketleri, klasik talep bölgeleri arkadaşlar. Bu kadar basit aslında. Ne yaptım? Buradan hemen hızlı bir şekilde 30 dakikalığa girdim. 30 dakikalık talep bölgesine baktım. Talep bölgesi neresiymiş? En son sert düşüşte 149.181'i görmüş. Dedim ki bu yükseldi. Bak burada ben bu işlemi 149.60'larda görmüştüm ama girmedim. 149.60'larda bu işlemi girmeyi tercih etmedim arkadaşlar. Bir tepki alacağını düşündüm. Bollinger bandını takip ettim. RSI'yi takip ettim ve burada fark ettim ki bir düşüş olma ihtimali daha var. Ve buradan en tepki, yani 3 defa burayı bir tepki almasını bekledim. Ben ne yaptım? Sonra baktım. Burada tabii ki de sizlere şu indikatörleri göstermek istiyorum. Bakın burada MACD, RSI hepsi bulunmakta. Bunları seçin arkadaşlar. Arkasından buraya koyun. Ben şimdi şuradan bir çizgi göstereceğim sizlere. Bakın burada ne yaptım arkadaşlar? Ben hemen 30 dakikalıkta değil de şunu şöyle kısaltayım. Bak burada bu bölgede bir trend yapısı oluşturdum. Bakın burada hemen şuradan bir trend çizgisini göstermek istiyorum. Bakın burada bir trend yapısı oluşturdum ve bu trende değmesini bekledim açıkçası. Çünkü Allah'ın haklı 3'tür. 3 defa bu trende değmesini bekledim. Bakın ne yaptı? Bu düştü. Bakın burada
Burası düştü, 149'a geldi, sonra bir daha 149.18'e geldi. Sonra en son bir daha 149.4'e geldi. Ben buradan girişim yaptım ve 3. değişimde burada bana şu anda 150'den bir TP bıraktı. Ben yani trend takip yaparak işlem açmaktayım. Tabi sen burada farklı taktikler geliştirip farklı işlemler girebilirsin. Bu tamamen sana kalmış bir şey. Mesela kalkıp da buradan Forex'ten girmezsin, hisse senetleri yaparsın. Mesela sen Tesla'ya çok hakimsindir. Tesla'nın raporlarını takip ediyorsundur. Tesla'nın işlemlerini takip ediyorsundur. Tesla'ya buradan long short girebilirsin. Mesela atıyorum sana, sen endekslerle alakalı çok iyidir. Mesela S&P'ye girmek istersin. S&P'den sürekli long short ararsın. Mesela ben senin de olsam S&P'ye buradan çok da güzel short girerim açıkçası. Nereden short girerim? 4370'lerden bir short denerim açıkçası mesela. Talep bölgesi, satış talep bölgesi neresi? Satış talep bölgesi 4350 mesela. Buradan en az benim bir %30, %40 karım bulunmakta. Ben sizin mesela burada bunu yapmayı deneyebilirim arkadaşım mesela. Onun dışında hani bakıyorum emtialardan altını takip edebilirim. Altın mesela çok rahat, çok da zararlı olmayan bir şey. Mesela burada stop olsa %1 stop olursun. Ve burada biliyorsunuz ki altın çok böyle volatil bir şey olmadığı için seni çok da büyük zarara sokmaz. Buradan girersin. Atıyorum sen mesela şu an çok güzel bir talep bölgesinde. Buradan longunu açarsın, ne yaparsın? Buradaki satış talep bölgesinden, yani şu bölgeden 1980'den TP'ni alırsın mesela. Anlıyor musun? Çok basit, çok küçük küçük hareketler bunlar. Kendi taktiklerini burada geliştirebilirsin bana göre. Yani gerçekten çok basit arkadaşlar. Şimdi ben bunu burada kapatacağım. Gerçekten çok basit bu arada. Yapabilirsiniz, ne yapamıyorsunuz. Ben yapıyorum. Açıkçası bir sonraki videomda size taktiklerimi göstermek isteyeceğim arkadaşlar. Taktiklerim sayesinde de artık bu borsalarda da çok kolay işlemler açabileceksiniz. Size bugün aracı kurumunu gösterdim. Aracı kurumunda nasıl işlem yaptığımı gösterdim. İşte aynı zamanda birkaç taktik, trend taktiği gösterdim. Yani telefondan küçük küçük gösterdiğim için çok da uygulamalı olmasa bile en azından sizler için bir başlangıç diyebilirim arkadaşlar. Bence sizleri gayet de güzel başlangıca soktum arkadaşlar. Forex'in başlangıcını böyle yapabilirsiniz. Bir sonraki videomda sizlere taktiklerden bahsedeceğim. İşte mesela atıyorum Japon yeninin yükselmesini nasıl tahmin edebilirsin? Veyahut altın yükselirse petrol ne olur? Veyahut S&P yükselirse diğer endeksler nasıl rol oynar? Bunlar hakkında klasik bilgiler vereceğim sizlere arkadaşlar. Bir sonraki videomda aynı zamanda talep bölgesinden işleme girme, talep bölgesinden işlemden çıkma ve buna benzer %10 karlar, %15 karlar nasıl alınır? Bunlar hakkında güzel videolar hazırlayacağım sizlere. Yani Lord Crypto kanalında Forex dönemi yavaştan başladı. Çünkü benim tek sorunum buydu. Düzgün bir aracı kurum bulamamak sizlere gösteriyor. Çünkü ben hep yurt dışındaki aracı kurumlarla çalışıyorum. 1'e 4 ile 1'e 5 ile çalışıyorum arkadaşlar. Yani 1'e 5'ten kastım 1'e 500'den bahsediyorum. Yani güvenilir değildi. Çünkü Bingex bana güvenilir geldi. Burada Bingex'i de önerdim ben arkadaşlar. Buradan başlıyoruz bence. Gayet de güzel oldu. Sizin tek yapmanız gereken kayıt olmak, KYC onaylamak Bingex'e ve arkasından kesinlikle buradan Telegram adresime gelmek. Burada duyurumu yapmaktayım arkadaşlar. Bakın burada hepsi yazıyor. Bingex kayıt linkim bulunmakta. Telegram linkim bulunmakta. Buna tıkla gel ve Twitter'da para dağıtıyorum. Baya dağıtıyorum. Yani para dağıtıyorum. Güzel işlemler açıyoruz burada. Bak burada muhabbetler dönüyor. Mesela bir arkadaşımız 7 gün içerisinde benim vermiş olduğum eğitimle kasasını %44 büyütmüş mesela. Burada analizler paylaşıyorum. Forex falan bunları gösteriyorum. Yani buyurun gelin. Twitter'a bekliyorum. Takip edin arkadaşlar. En azından fakelerimiz de buradan nasibini alır. Artık takip etmezler bizi. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Katıl üzerinden katılarak da Discord'a gelebilirsiniz ve işlemlerinden faydalanabilirsiniz dostlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay diliyorum.